Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal, biyoloji soru bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz canlıların sınıflandırılması. Test numaramız 6 arkadaşlar veya bir diğer söylemle yeni baskı kitaba göre söylüyorum. Test 18 arkadaşlar, sayfa 87. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 yukarıda verilenlerden hangileri karşısında belirtilen olayı gerçekleştirmez diye sorulmuş arkadaşlar. Alkler arkadaşlar protist aleminde bulunan canlılardır. Bir hücreli ve çok hücreli alklerimiz vardır. Hepsinin kloroplastı vardır ve fotosentez yaparlar arkadaşlar. Amipler kök ayaklı canlılardır. Hareketleri esnasında fagositozla yakaladıkları besinleri yutabilirler arkadaşlar. Bakteriler de iki tane bakteri kendi arasında konjugasyon köprüsü kurarak biri alıcı biri verici olarak genetik çeşitlerini artırabilirler. Ama virüsler arkadaşlar canlı bir hücre içine girdikleri zaman ancak kendilerini çoğalttırabiliyorlar. Kendileri mitoz bölünme yapamıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 4 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuz, bir petri kabında bulunan bakteri sayısının logaritmik bir dizi şeklinde arttığı gözlemleniyor. Yani şöyle arkadaşlar bakın, logaritmik olarak şöyle bir artış varmış. Demek ki bütün şartlar arkadaşlar güzel. O zaman pH'in bu şekilde sabit olduğunu, uygun olduğunu, sıcaklığın bakın ortamda sabit olduğunu ve suyun da bakın %18 oranında varlığını koruduğunu bu artışa binaen ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunur. Üçüncü sorumuz, üremesi sağlanmış farklı petri kablarında bulunan YGSL bakteri türlerine artan miktarda penisilin antibiyotiği uygulanmıştır. Bu uygulamaya bağlı petri kaplarındaki bakteri sayısı değişimi arkadaşlar aşağıda görüldüğü gibi olmuştur. Buna göre diyor, eğrilere göre hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Penisilinin en etkili olduğu bakteri L'dir demiş arkadaşlar. Bakalım. Evet bakın burada sıfıra gelmiş bakteri sayısı. Diğerlerinde bakın etkili olmuş fakat çok da aşırı etkili olamamış L kadar. Çünkü L'yi bakın sıfırlamış arkadaşlar. S, Y bakterisine göre antibiyotiğe daha dirençlidir. S'ye bakalım. Evet bakın azalma var ama şurada bakın bitmiş. Ama Y bakterisine bakın arkadaşlar ta şuraya kadar azalma devam etmiş. O zaman S bakterisi Y bakterisine göre antibiyotiğe, bu antibiyotiğe arkadaşlar daha dirençli olduğunu buradan çıkartabiliriz. G bakterisinin bu antibiyotiğe direnci yoktur diyor arkadaşlar. Bakın L bakterisinin direnci olmayabilir. Sıfırlanmış. G bakterisi bakın belli noktadan sonra arkadaşlar durmuş. Azalma miktarı minimumda bakın durmayı başarmış. O zaman direnci yoktur diyemeyiz. Buna dolayı cevabımız arkadaşlar Bursa olarak bulunur. Dördüncü sorumuzdayız. Bakteri ve virüslerde hangileri ortaktır diye sorulmuş. Sayısal artış arkadaşlar virüsler de canlı hücre içerisinde sayılarını artırırlar. Bakteriler de arkadaşlar bu şekilde sayılarını amitoz bölünme ile eşeğsiz üreme tarzında artırabilirler. Nükleik asit DNA, RNA arkadaşlar bulundurma. Evet virüslerde de ya DNA ya RNA var. Sonuçta nükleik asitler dememiş. Bakın nükleik asit bulundurma demiş. Buna doğru kabul edebiliriz. Ama protein sentezi arkadaşlar ribozomu olan bakterilerde gerçekleşir. Virüslerin ne sitoplazması, ne enzimi, ne ribozomu hiçbir şekilde organelleri de yok. Enzimleri de yok arkadaşlar. Onun için protein sentezleme işini virüsler gerçekleştiremezler. Cevap Ceyhan olarak bulunur. Beşinci sorumuza bakalım. Bakteri prokaryot bir canlı olmasından dolayı çekirdek bulundurmaz demiş. Evet. Ancak ökaryot hücrelerde bulunan çekirdeğe ait olan 1, 2, 3'ten hangilerinin sitoplazmasında bulundurur demiş arkadaşlar. Halkasal DNA'sını sitoplazmada bakın dağınık halde ne yapıyor belli bir yerde bulundurabiliyor. Buna bağlı bakın DNA'dan RNA'lar da sentezlenebilir. Fakat arkadaşlar çekirdek yoksa zaten çekirdekçiye de ihtiyaç da yoktur. Dolayısıyla bulundurur dediği için cevabımız Denizli olarak bulunmuş oluyor. Altıncı sorumuzdayız arkadaşlar. Bazı özelliklere bağlı YGSLM bakteri türlerinin taşıdığı ve taşımadığı özellikler gösterilmiştir diyor. Buna göre birbirine en yakın iki tür hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şıklardan bakın gitmemiz gerekiyor burada. Y ve S demiş. Y ve S'ye bakıyorum arkadaşlar. Y ve S bakın bir nolu taşıdığı veya taşımadığı bakın özellikler diyor. Her ikisinde var. 2 nolu'ya bakıyorum arkadaşlar. Bakın her ikisinde yine yok arkadaşlar. 3 her ikisinde gene var.
4'e bakıyorum. Her ikisinde bakın gene yok. Tik atıyorum karşılıklı. 5 bakın her ikisinde var, yine tik atıyorum arkadaşlar. Bakınız burada Y'de yok ama S'de var arkadaşlar. Bakın sadece burası uygunluk göstermiyor. A şıkkında Y ve S arasında. G ve L'ye bakalım. G ve L'ye bakalım arkadaşlar. G ve L. Bakın eksi artı uygunluk göstermiyor. Artı eksi bakın uygunluk gene göstermiyor. Eksi artı olmuş bakın gene uygunluk yok arkadaşlar. Eksi artı bakın gene uygunluk yok. Artı eksi bakın hiç uymuyor. Sadece bakın burada bir uygunluk söz konusu gördüğünüz üzere. O zaman arkadaşlar G ve L zaten belki de en yakın değil en uzak tür olmalıydı. S ve M'ye bakalım. S bakın burada arkadaşlar. M'ye bakalım. Bunu silelim. Tam arkadaşlar gözükmüyor. Sıkıntı olmasın. S'yi siliyorum şu şekilde. M ile karşılaştırmak için arkadaşlar. Ve kırmızıyla göstereyim onu karışmasın. Bakın S ile M'yi şu an kıyaslıyoruz. Artı eksi. Eksi arkadaşlar. Uygunluk göstermiş. Artı eksi bakın uygunluk göstermiyor. Eksi uygunluk göstermiş. Artı artı uygunluk göstermiş. Bakın bu da artı artı uygunluk göstermiş. Bakın 1, 2, 3, 4 yerde uygun arkadaşlar. Bakın 2 yerde farklılık var. Bakın Y ve S'yi gene geçemedi. Burada sadece bir tanesinde ne vardı? Bakın şu Y ve S arasında şurada uygunsuzluk vardı. Y ve M'ye bakalım arkadaşlar. Y ve M'yi tekrar silelim. Karışmasın. Y ve M'ye bakıyoruz. Bakın Y arkadaşlar. Y, M uygun değil. Eksi eksi uygun arkadaşlar. Artı eksi bakın gene uygun değil. Bakın iki tane oldu zaten. Uygunluk var. Uygunluk var. Bakın uygunluk gene yok arkadaşlar. Bu da olmadı. En son L ve M'ye bakalım. Y ve S'ye geçemezse cevabımız A olmalı diyeceğiz. L ve M'yi tekrar siliyorum son defa. L ve M arkadaşlar bakın uygunluk göstermemiş. Sadece burada uygunluk var. Bakın gene uygun değil. Gene uygun değil. Gene uygun değil. Bakın gene uygun değil. Görüyorsunuz bir tane uygunluk var sadece. O zaman cevabımız en çok birbirine benzeyen arkadaşlar bakın veya benzemeyen Y ve S bakteri türleridir diye bu şekilde bulmamız gerekiyor idi bu sorunun cevabını. Devam ediyorum arkadaşlar. 7. sorumuzdayız. Evet, bir virüsün canlı dışında yaşamamasının temel sebebi nedir, ne olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Virüslerin kendine ait enzimleri yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar canlı bir ortamda ancak varlıklarını sürdürebilirler. Dışarıda kristal halde ne yapıyorlar? Bulunuyorlar. Onun için arkadaşlar enzim sistemlerine bakın bulunmayışı bunun temel sebebidir. Mitokondride ATP üretilmemesi, yani mitokondrisi olmayıp ATP üretemeyen canlı yok mu? Var. O zaman bu olmamalı. Tek çeşit nükleik asit içermesi, DNA ya da RNA içermesi arkadaşlar yine canlı dışında yaşamamasının temel sebebi arkadaşlar bu olmamalı. Ama enzim sisteminin bulunmayışı bakın bunun canlı varlığa gereksinimini bize ifade etmektedir diyeceğiz. 8. sorumuz yukarıdakilerden hangileri kolonilerin çok hücreli olmadığını ispatlar diye sorulmuş. Koloniden ayrılan hücreler koloniden bağımsız bir şekilde yaşamına devam ediyorsa arkadaşlar bunlarda çok hücrelilik ruhu yoktur. Kendi başlarına bakın hayatlarını bunlar sürdürebilen tek hücreli canlılardır. Yine dokulaşma yoksa benzer hücreler bakın bir araya girip dokular oluşturuyordu arkadaşlar. Demek ki bunlar benzemiyor da kendi başlarına başlarının çaresine bakabilen tek hücreli varlıklardır. 16 tanecik hücreden oluşup jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutuluyorlarmış arkadaşlar. Bakın kılıf dağıldığı zaman bunların her birisini yine yaşamını devam edebilen arkadaşlar basit koloniye örnektir. Dolayısıyla cevabımız olmadığını, çok hücreli olmadığını ispatlayan üçü de ispatlar diye düşünmeliyiz bu soruda. 9. sorumuzdayız arkadaşlar. Yukarıdakilerin hangileri bakterilerin ortak bir atadan geldiğini gösterebilir demiş arkadaşlar. DNA'larındaki ortak gen dizilimleri bakın ortak atayı işaret eder arkadaşlar. Aynı ekolojik alanlarda yaşayan bir sürü canlı var arkadaşlar. Bu illa ortak bir atı olmak zorunda değildir. Biz bile bakın yaşayabiliriz onlarla aynı ortamda. Sentezlenen bazı mRNA'ların aynı şifreye sahip olması yine arkadaşlar benzer genleri ifade edebilir. Dolayısıyla ortak bir atayı ifade eden E şıkkı olarak bulunur.
10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Virüsler yukarıda verilenlerin hangilerinden dolayı konak canlıya ihtiyaç duyarlar diye sorulmuş arkadaşlar. ATP üretemiyorlar. Protein sentezleyemiyorlar arkadaşlar. Bakın bu yönden canlıya ihtiyaç duyarlar ama yönetici moleküllerin DNA veya RNA olması arkadaşlar canlıya ihtiyaç duymaları ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Sonuçta DNA da olsa RNA da olsa kendilerini yönetebiliyorlar. Bundan dolayı hangileri ihtiyaç duyulur dediği için cevap 1 ve 2 yani D şıkkı olarak bulunur. 11. sorumuzdayız. Bir bakterinin bulunduğu ortamda karbondioksit, su, protein, glikoz, vitamin, oksijen maddeleri varmış arkadaşlar. Buna göre bakterilerin metabolizması için hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Karbondioksit ve suyu bütün ototrof türler besin üretmek için kullanmak zorundadır diyor arkadaşlar. Şimdi ototrof olan türler fotosentez veya kemosentez yapabiliyor. Karbondioksit bakın mecburen kullanılmak zorunda fakat hepsi H2O kullanmak zorunda değil arkadaşlar. Bu H2 olabilir, H2S de olabilir. Bütün dediği için burada cevabımız yanlışları sorduğu için bunu yanlışları almalıyız. Proteini heterotrof türler fagositozla alabilir. Arkadaşlar fagositoz çeperli hücrelerde gerçekleşmez. Bakterilerde bakın çeper olabileceği için olmayanları da var gerçi ama fagositoz gene de yapmıyorlar arkadaşlar. Fotosentez, kemosentez yapabilir, kendi besini üretebilir, saprofit olarak yaşayabilir, çürükçü olarak yaşayabilir yani parazit olarak yaşayabilir ama arkadaşlar fagositozla besin almazlar bakteriler. Hele proteini dışarıdan arkadaşlar kendi zaten üretebiliyor. Neden alsın ki? Bu da bakın yanlış. Glikoz ve vitamin pasif taşıma ile alınabilir evet ama solunumda kullanılır demiş arkadaşlar. Enerji üretiminde glikoz kullanılsa da vitamin arkadaşlar enerji vermez. Dolayısıyla bu da yanlış olmalı. Edirne cevabımız bulunmuş oluyor. 12. sorumuz genomu RNA olan bir virüsle ilgili hangileri gerçekleştirilebilir diye sorulmuş. Hayvan hücresinde sayısını artırabilir arkadaşlar. Evet bazı hayvansal virüsler arkadaşlar RNA içerebiliyor. RNA'yı bulunduran virüsler hayvan hücresi içinde çoğalabiliyor. Kalıtsal yapısı mutasyonla değişebilir arkadaşlar. DNA veya RNA olması fark etmez. Mutasyona uğratabiliyorlar. Adenin deoksiribonükleotidi kullanabilir. Arkadaşlar RNA'sı varsa RNA sentezinde deoksiribonükleotit değil ribonükleotitleri kullanmalı idi. Burada cevap anahtarı E vermiş. Fakat adenin deoksiribonükleotit arkadaşlar bakın parçalayabilir deseydi veya parçalatabilir deseydi hücre içerisinde bunu da kullanıp parçalayıp adeninini belki arkadaşlar fosfatını RNA'nın sentezi için yeni nükleotitlerin sentezine kullanabilirdi. Fakat burada doğrudan nükleotit kullanma gibi bir durum söz konusu olmayacağı için ben cevap anahtarını B olarak değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani 12. sorumuzun cevabı B olarak değiştirmiş olalım. 13. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Bir petri kabına ışık varlığında belirli bir bakteri türleri konulmuştur. Buna göre diyor bu bakteri türü için hangileri doğru olabilir arkadaşlar? Bakınız oksijen ve glikoz varken üremiş. Demek ki oksijenli solunum yapıyor. Heterotrof besleniyor glikoz varken ürediğine göre. Oksijen yok bakın. Glikoz var ama yine üreyemiyor. Demek ki bu gerçekten oksijenli solunum bakın yaptığını şu an ispatlamış olduk. Oksijen var güzel. Ama glikoz yok bakın üreyemiyor. Demek ki glikozu da kullanmak zorunda arkadaşlar. Yani kendi besini kendisi sentezleyemediğini de bakın buradan ispatlamış olduk. Oksijen de bakın yok. Alk hücresi ve glikoz eklendiğinde ürediği. Bakın oksijen yok. Ama alk hücresi var. Alk fotosentez oksijen üretir arkadaşlar ve glikozla eklersek ortama bakın yine çoğalabiliyor. Yani oksijen ve glikozunu verdiğimiz zaman bakteri çoğalabiliyor. O zaman buna göre hangisi doğru olabilir? Karbondioksit özümlemesi yapar diyor arkadaşlar. Yapsaydı glikozu kendi üretirdi bakın. Olmadığı zaman yaşayamamış. Heterotrof besleniyor. Evet hazır glikozlardan faydalanmış çünkü mezozomu vardır. Evet oksijenli solunum yapıyorsa bir bakteri mitokondrisi olmayacağına göre arkadaşlar mezozom dediğimiz zar kıvrımı olmalıdır ki oksijenli solunum yapsın diye düşünmeliyiz. Yani cevabımız arkadaşlar Edirne olarak bulunur diyoruz. Evet arkadaşlar bir dahaki derslerimizde, konu anlatımlarımızda, soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen bu videoları eğer beğeniyorsanız paylaşmayı, arkadaşlarınıza da bu videolardan faydalanması için paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hem bizlere destek olmuş olur hem de bu videoların devamının daha da hızlı gelmesine sebep olmuş olursunuz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.